uzayın derinliklerinde, sonsuz evrenin bir noktasında, kuralların etkisiz kaldığı, bilinen evrenin en güçlü ve en inanılmaz yapısı olan kara delikler, ışığı yaymadıklarından kapkara bir görüntüye sahipler. İçinde tam olarak ne oluyor bilmiyoruz. Zamana nasıl hükmedip onu anlamsız kıldıklarını anlayamıyoruz. Etki alanına girdikten sonra ışık dahi ondan kaçamıyor. Galaksileri dahi yok edebilecek güçteler. Kara delikler olay ufku denilen bir noktaya sahipler. Buraya giren herhangi bir cisim kesinlikle kurtulamıyor. Daha önce de dediğimiz gibi, ışık dahi bu alandan kurtulamaz. Bu alana giren her cisim, kara deliği daha büyük bir boyuta getiriyor ve çekim alanı daha da güçleniyor. Şimdi, kara delikleri daha iyi anlayabilmek için olayı en başa almamız ve bir yıldızın doğumuna gitmemiz lazım. Gökbilimciler, evrenin bir septilyona kadar yıldız içerebileceğini tahmin ediyor. Bu, 1 ve ardından 24 sıfır geldiği anlamına geliyor. Yalnızca Samanyolumuz, en iyi incelenen yıldızımız, Güneş de dahil olmak üzere 100 milyardan fazla yıldız içerir. Yıldızlar, moleküler bulutlar adı verilen büyük gaz ve toz bulutlarında oluşur. Moleküler bulutlar, Güneş'in kütlesinin 1000 ila 10 milyon katı arasında değişir ve yüzlerce ışık yılı kadar genişliğe sahip olabilirler. Moleküler bulutlar soğuktur ve gazın kümelenmesine neden olarak yüksek yoğunluklu cepler oluşturur. Bu kümelerden bazıları birbirleriyle çarpışabilir veya daha fazla madde toplayabilir ve kütleleri büyüdükçe yerçekimi kuvvetlerini güçlendirebilir. Sonunda yerçekimi bu yığınlardan bazılarının çökmesine neden olur. Bu gerçekleştiğinde sürtünme malzemenin ısınmasına neden olur ve bu da sonunda bir ön yıldızın, bebek yıldız, gelişmesine yol açar. İlk başta ön yıldızın enerjisinin çoğu, ilk çöküşü sırasında açığa çıkan ısıdan geliyor. Milyonlarca yıl sonra, yıldızın çekirdeğindeki muazzam basınç ve sıcaklıklar, hidrojen atomlarının çekirdeklerini bir araya getirerek helyumu oluşturur. Bu sürece nükleer füzyon adı verilir. Nükleer füzyon, yıldızı ısıtan ve yerçekimi kuvveti altında daha fazla çökmesini önleyen enerjiyi açığa çıkarır. Gökbilimciler, hidrojenin nükleer füzyonuyla helyum ana dizisine dönüşen yıldızlara yıldızlar adını veriyorlar. Bu bir yıldızın yaşamının en uzun aşamasıdır. Bu aşamada yıldızın parlaklığı, boyutu ve sıcaklığı milyonlarca veya milyarlarca yıl içinde yavaş yavaş değişecektir. Bir yıldızın gazı yakıtını sağlar ve kütlesi onun kaynağından ne kadar hızlı geçeceğini belirler. Düşük kütleli yıldızlar çok büyük yıldızlardan daha uzun süre yanar, daha sönük ve daha soğuktur. Daha büyük yıldızların kendi ağırlıkları altında çökmelerini önleyecek enerjiyi üretebilmeleri için daha yüksek oranda yakıt yakmaları gerekir. Bazı düşük kütleli yıldızlar trilyonlarca yıl boyunca parlayacak, bazı büyük yıldızlar ise yalnızca birkaç milyon yıl yaşayacak. Bir yıldızın ömrünün sonunun başlangıcında, çekirdeğinde helyuma dönüşecek hidrojen tükenir. Füzyon tarafından üretilen enerji, yıldızın içinde yerçekiminin maddeyi bir araya çekme eğilimini dengeleyen bir basınç yaratır. Böylece çekirdek çökmeye başlar.
Ancak çekirdeğin sıkıştırılması, aynı zamanda sıcaklığını ve basıncını da artırarak yıldızın yavaş yavaş şişmesine neden olur. Ancak yıldızın ölümünün son aşamalarına ilişkin ayrıntılar büyük ölçüde kütlesine bağlı. Sonucu bir kara delik olabilecek yıldızlar, genelde yüksek kütleli yıldızlar olur. Yüksek kütleli bir yıldız, füzyon süreciyle karbonu oksijen, neon ve magnezyum gibi daha ağır elementlere dönüştürür ve bunlar çekirdek için gelecekteki yakıtı oluşturur. En büyük yıldızlar için bu zincir silikonun demire dönüşmesine kadar devam eder. Bu süreçler çekirdeğin çökmesini önleyen enerji üretiyor. Ancak her yeni yakıt ona giderek daha az zaman kazandırıyor. Tüm süreç sadece birkaç milyon yıl sürüyor. Silisyum demire dönüştüğünde yıldızın yakıtı birkaç gün içinde tükenir. Bir sonraki adım demiri daha ağır bir elemente dönüştürmek olacaktır. Ancak bunu yapmak, onu serbest bırakmak yerine enerji gerektirir. Yıldızın demir çekirdeği, çekirdekler arasındaki kuvvetler frenleri itene kadar çöker, sonra geri döner. Bu değişiklik yıldızın içinden dışarıya doğru ilerleyen bir şok dalgası yaratır. Sonuç süpernova adı verilen devasa bir patlamadır. Çekirdek, ya bir nötron yıldızı ya da bir kara delik gibi inanılmaz derecede yoğun bir kalıntı olarak varlığını sürdürür.